Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında kendisinin vefat etmiş olacağını ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacağını söylüyor. Ta ahir zamanda, yani ileride benden sonra, hayatın geniş dairesinde, iletişim ve teknolojinin geliştiği devirde, dünya çapında, asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri, Mehdi ve talebeleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sündürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ta kelimesi uzaklık ifade eder. Bediüzzaman Hazretleri bu kelimeyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının kendi yaşadığı dönemden sonra, yani ahir zamanda, kendisinden daha sonraki bir zamanda olduğunu ifade ediyor. Hayatın geniş dairesi, iletişim ve teknolojinin geliştiği devirde dünya çapında bir faaliyeti ifade eder. Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı dönemde iletişim teknolojisi geriydi. Mektupla, telgraflarla veya sesin dahi zor duyulduğu telefonlarla haberleşiliyordu. Matbaalarda kitap basılması neredeyse aylar alıyordu. Bu devirde ise dünyanın dört bir yanıyla anında görüntülü olarak görüşmek mümkün. Cep bilgisayarları ve görüntülü telefonlarla insanlar avuçlarının içinden adeta dünyayı izliyor, internette anında milyonlarca insana ulaşabiliyorlar. Dünya üzerinde binlerce radyo ve televizyon kanalı var. Winds in London. Two protesters. It's Monday the NBC. One. Hakikaten. The passenger railway. Et c'est l'heure. Hızlı trenler, jetler, hızlı deniz ulaşım araçlarıyla mesafeler müthiş kısalmış durumda. İşte Bediüzzaman hayatın geniş dairesinde derken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın günümüzde böyle bir ortamda faaliyet yapacağını söylüyor. Ve üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyetlerini mezarımdan seyredeceğim diyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ben vefat etmiş olacağım, benim zamanımda ekilen tohumlar ileride benden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle sümbürlenecek diyor.